direkt zaten hedefi belli. Onun telefonu alıyor oradan ve gayet de o çıktıktan sonra arkadaşı da hemen çıkıyor. İki güvenlik kamerasının görüntüleri arasında yalnızca saniyeler var. Hırsızlar bir dükkandan çıkıp diğerine girdiler. Bu kez istedikleri ortam içeride vardı. Hırsızlar gözlerine kestirdikleri telefonu çalıp kayıplara karıştı. 8 tane kamera ka yani kamera kayıt ediyor burada. Nasıl büyük bir cesaret. Aleyna Dalveren, genç şarkıcı, aynı zamanda bir giyim mağazası sahibi iş yerine hırsız girdiğini güvenlik kamerasından öğrendi. Mağazaya müşteri gibi giren iki hırsız bir süre içeride kıyafetlere baktı. Hırsızlardan birisi buradaki reyonlara gelerek çalışanları oyalamaya başladı. Diğer hırsız ise ...kasanın başına gelmişti ve bir sürede... ...kasanın başından bir yere ayrılmadı. Bu tarafa doğru gitti şöyle... ...burada elemanı oyalıyor falan... E ...işte ne kadar ablamı alacağım... ...işte Türkçe bilmiyormuş gibi davranıyor falan... ...diğeri de kasada duruyor. Türkçe konuşmuyordu hani çat pat bir şeyler söylüyordu ama... ...anlaşılmıyordu. Hırsız kasanın başında beklediği sırada... ...yanına bir kadın müşteri geldi... ...ancak o kadın müşterinin varlığı da... ...hırsızı yıldırmadı. Hedefindeki cep telefonuna odaklanan hırsız... ...cep telefonunu hızlıca aldıktan sonra mağazadan uzaklaştı. Hırsızın çaldığı telefon yaklaşık 3 bin lira civarında. Dal veren en çok telefonun içinde giden görüntülerine üzülüyor. Ailemle özel fotoğraflarım yani her şekilde zaten ben ona üzülüyorum. Bir de hani kamera kayıtlarına bakıyoruz. 8 tane kamera ka yani kamera kayıt ediyor burada. Nasıl büyük bir cesaret. Bir de yüzünüzü hani belli net hani. Aynı hırsızların dakikalar önce de yan dükkanda olduğu ortaya çıktı. Esnafla göz göze gelen iki kişi biraz kaldıktan sonra bir şey çalamayacağını anlayınca dükkandan ayrıldı. Biz esnaf olarak hakikaten şikayetçiyiz. Hele ki son bir aydır bunların yakalanmalarını istiyoruz. 30-35 yaştan büyük yani adam sonuçta ayıp yani hiç yakışmıyor gerçekten böyle o kadar komik bir durumdalar ki yani Allah yardım etsin onlara.